Merhaba, bu dersimizde İngilizce'de daha önce söylenilen bir cümleye katılmak için kullandığımız ben de, o da, biz de gibi ifadelerdeki DDA anlamını veren so, to, either, neither kelimelerine göz atacağız ve ardından da yardımcı oyuncu olarak also ve as well kelimelerinin kullanımını inceleyeceğiz. Yani kısacası bu derste işimiz ayrı yazılan DDA kelimesinin İngilizce karşılıklarını öğrenmek olacak. Hepsi de DDA anlamını veren bu kelimeleri ezberleyerek dilediğiniz cümlede dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Demeyi isterdim ama katılacağımız cümlenin zamanına ve olumlu ya da olumsuz olmasına göre bazı sınırlamalarımız var. Ayrıca yapı olarak da aralarında kullanım farkları mevcut. Yine de tüm bunlara rağmen cümledeki kullanım yerleri ve kullanıldığı cümleler açısından bunları kendi aralarında sınıflandırmak mümkün. Mesela cümledeki kullanım yerleri açısından düşündüğümüzde to, either ve as well kelimelerini bir grupta toplayabiliriz. Çünkü üçü de genellikle cümle sonuna geliyor. Neither ve so kelimeleri ise cümle başında kullanılıyor. Also sözcüğü de hem cümle sonuna hem de cümle başına gelebiliyor. Kullanıldığı cümleler açısından düşünürsek de so, to, as well ve also kelimelerini diğer bir grupta toplayabiliriz. Çünkü üçünü de olumlu bir cümleye katılırken kullanıyoruz. Neither ve either sözcüklerini ise olumsuz bir cümleye katılırken kullanıyoruz. Ancak bu tabloyu ezberlemekle de iş bitmiyor çünkü bu sözcüklerin kullanım şekilleri de farklı farklı olabiliyor. İlk olarak hepinizin daha önce en az bir kez duymuş olduğunuzu tahmin ettiğim to kelimesinin detaylarına bakalım. To kelimesini 70. derste aşırı çok olarak öğrenmiştik ama burada to'nun farklı bir anlamıyla ve kullanım şekliyle karşı karşıyayız. Bize söylenilen cümle olumlu bir cümle ise ve biz de bu cümleye katılmak amacıyla ben de, o da, biz de gibi ifadeler içeren bir cümle kurmak istiyorsak to kelimesinden faydalanabiliyoruz ve bu durumda to sözcüğünü cümlemizin en sonuna getiriyoruz. Örneğin bize şöyle bir cümle söylenmiş olsun. Çok meşgulüm. I'm really busy. Bu cümleye katılmak için ben de çok meşgulüm derken cümleyi aynen alıp sonuna to koyabiliyoruz. Şöyle yani. I'm really busy too. Bu kullanım doğru ancak biraz uzun. Günlük konuşmalarda bu kısmı papağan gibi tekrar etmek yerine sadece yardımcı fiili söyleyip yanına to koymak da yeterli oluyor. Şöyle yani. I'm too. Tabii katıldığımız cümleyle kuracağımız cümlelerin özneleri farklı olsaydı yardımcı fiilimizi de orijinal cümlenin zamanına uygun olan başka bir yardımcı fiille değiştirmemiz gerekebilirdi. Örneğin ilk cümlemiz şu olsun. Onlar uçakla geliyor. They are coming by plane. Biz de bu cümleye istinaden o da uçakla geliyor demeye çalışalım. Tabii bu durumda yardımcı fiil olarak are değil is kullanmamız gerekiyor. Çünkü şimdiki zamanda tekil öznelerden sonra is kullanıyoruz. Şöyle yani. He is too. Bazen de yardımcı fiilimiz bu kadar göz önünde olmayabiliyor çünkü orijinal cümlemiz olumlu cümlesinde yardımcı fiil içermeyen bir zamanda kurulmuş olabilir. Mesela geniş zamandaki olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmıyorduk. Bu durumda tıpkı 71. derste anlattığım tag questions yani onaylama soruları konusunda olduğu gibi o zamana ve özneye uygun yardımcı fiili kendimiz buluyoruz. Şu cümleyi ele alalım. Günde 8 saat uyurlar. They sleep 8 hours a day. Şimdi bu cümleye katılarak biz de demek istersek geniş zamana ve bize en uygun yardımcı fiili seçerek şöyle diyoruz. We do too. Tabii orijinal cümlemiz mutlaka bir zaman cümlesi olmak zorunda da değil. Bazen içinde can, could, should gibi modal geçen bir cümleye katılmak da isteyebiliriz. Bu durumda modalımıza yardımcı fiilmiş gibi muamele ediyoruz. Örneğin şöyle bir cümlemiz olsun. Sabah saat 9 civarında burada olabilir. He can be here at around 9 in the morning. Bu cümleye katılalım ve ağabeyi de sabah saat 9 civarında burada olabilir mesajını vermeye çalışalım. His brother can too. As well ifadesini de olumlu cümlede tıpkı to sözcüğünü kullandığımız pozisyonda kullanıyoruz ve aynı anlamı veriyor. Yani örnek cümlelerimizi şu şekilde söylemek de pekala mümkün. I'm really busy. I'm really busy as well. They're coming by plane. He is as well. They sleep 8 hours a day. We do as well. He can be here at around 9 in the morning. His brother can as well. To ve as well kelimelerini olumlu bir cümleye katılırken kullanıyoruz demiştik. Peki olumsuz bir cümleye katılırken ne kullanıyoruz diye soracak olursanız,
tıpkı bunlar gibi kullanılan bir kelimemiz daha var. Either. Bu sözcüğü İngilizler ve Amerikalılar sırasıyla either, either şeklinde telaffuz edebiliyor. Bununla da örnek cümleler kurup bunlara katılalım mesela. Maggie senin sandığın kadar dürüst değil. Maggie isn't as honest as you think. Julia da öyle. Julia isn't either. Soruların bazılarını cevaplayamadım. I couldn't answer some of the questions. Öğretmenimiz de cevaplayamadı. Our teacher couldn't either. O henüz bir şey yemedi. She hasn't eaten anything yet. Biz de yemedik. We haven't either. Şimdi bir de to, as well ve either kelimeleri gibi DDA anlamını veren ancak cümle sonunda değil de cümle başında kullanılan so ve neither kelimelerine bakalım. Kullanıldığı cümleler açısından so'yu to'ya, either ise neither'a benzetebiliriz. Çünkü so kelimesini olumlu, neither kelimesini ise olumsuz bir cümleye katılırken kullanıyoruz. Kullanım şekilleri ise bambaşka. Bu iki sözcükle cümle kurarken sanki WH ile başlayan soru kelimeleriyle bir soru cümlesi kuruyormuş gibi düşünebiliriz. Tek fark WH soru kelimesi yerine bunları getirmek. Öncelikle so ile başlayalım ve biraz önce to ile kurduğumuz cümleleri bu formüle göre so ile kurmaya çalışalım. İlk cümlemiz şuydu. I'm really busy. Ben de demek için öncelikle so ile başlıyoruz. Sonra yardımcı fiilimizi yazıyoruz. Sonra da öznemizi yazıyoruz. So am I. Diğer cümlelerimizle devam edelim. They are coming by plane. So is he. They sleep 8 hours a day. So do we. He can be here at around 9 in the morning. So can his brother. Şimdi de either'la kurduğumuz cümleleri neither'la söylemeye çalışalım. Kuralımız yine so yapısındaki gibi. Maggie isn't as honest as you think. Neither isn't Julia. Cümlemizde bir tuhaflık var çünkü cümlemiz fazla acılı oldu. Ben olumsuz cümlelere acılı cümleler diyorum. Bu cümle isn't kelimesinin varlığından ötürü zaten yeterince acılıyken biz içine neither'le biraz daha acı kattık ve tamamen yenilmez hale geldi. Neither'ı çıkartamayacağımıza göre isn't ifadesindeki not'ı çıkartalım ve şöyle diyelim. Neither is Julia. Şimdi de şu örneklerle devam edelim. I couldn't answer some of the questions. Neither could our teacher. She hasn't eaten anything yet. Neither have we. I'm hungry. Olumsuz bir cümleye neither ile katıldığımız tüm bu örneklerde neither yerine kullanabileceğimiz bir kelime daha var. Nor. Yani tüm bu cümleleri şöyle de kurabilirdik. Nor is Julia. Nor could our teacher. Nor have we. Yine de nor'un bu kullanımını ilerleyen derslerde öğreneceğimiz either or, neither nor yapılarıyla karıştırmayın. Çünkü onlar tamamen farklı şeyler. Neither nor vardır, neither nor. İki kardeş gibi. Söylenilen bir cümleye katılan kişi bizsek, günlük konuşmalarda kısaca me too ve me neither ifadelerini de kullanabiliyoruz. Her ikisi de ben de anlamını veriyor ve yine aynı şekilde me too ifadesini olumlu bir cümleye, me neither ifadesini ise olumsuz bir cümleye katılırken kullanıyoruz. Örneklere bakalım. O yazın hep güneş gözlüğü takıyor. He always wears sunglasses in summer. Ben de takıyorum. Me too. Patronuna hayır diyemiyor. He can't say no to his boss. Ben de diyemiyorum. Me neither. Yine günlük konuşmalarda to kelimesinin cümle sonunda değil de olumlu bir cümlede özneden hemen sonra kullanıldığı durumlara şahit olabilirsiniz. Örneklere bakalım. Ben daha önce Meksika'ya gittim. I've been to Mexico before. Ben de oraya birkaç kez gittim. I too have been there several times. O tanıdığım birçok kişiden daha zeki. She's smarter than most people I know. Onun kızı da oldukça zeki. Her daughter too is quite smart. Şimdi also kelimesine bakalım. Also kelimesi sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Bu kelime tek başına kullanıldığında ya da cümle başında kullanıldığında ayrıca anlamına geliyor. Önce buna birkaç örnek verelim. I'll need some money. Also I'll need a new ID. Paraya ihtiyacım olacak, ayrıca yeni bir kimliğe ihtiyacım olacak. She's going to get married next year. Also she will move to Ireland. Gelecek yıl evlenecek, ayrıca İrlanda'ya taşınacak.
Özneden sonra, fiilden önce veya cümle sonunda kullanıldığında ise tıpkı diğerleri gibi DDA anlamını veriyor. Örneklere bakalım. Mr. Carson is leaving the hotel this afternoon. Bay Carson bu öğleden sonra otelden ayrılıyor. We are also leaving the hotel this afternoon. Biz de bu öğleden sonra otelden ayrılıyoruz. He wants to eat chicken for lunch. Öğlen yemeğinde tavuk yemek istiyor. I also want to eat chicken for lunch. Ben de öğlen yemeğinde tavuk yemek istiyorum. This job requires time. Bu iş zaman gerektirir. It requires energy also. Enerji de gerektirir. Cümlemizde be fiili geçiyorsa, also kelimesini be fiili ve türevlerinden sonra getiriyoruz. Şu örneklere bakın. She's at the dentist's right now. O şu anda dişçide. We are also at the dentist's with her right now. Biz de şu anda onunla dişçideyiz. Hocam es niye gelmiş orada? Dişçinin olmuyor mu? İngilizce'de dişçinin muayenehanesi, bakkalın dükkanı, kuaförün salonu gibi şeyler kastedilirken uzun uzun muayenehane, dükkan, salon yazmaktansa dişçinin, bakkalın, kuaförün yazıp bırakıyoruz ve bunu da aitlik anlamı katan apostrof esle yapıyoruz. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. My son was innocent. So is mine. I think it's silly. So do I. So do I. You loved my father, I know. But so did I. Also some of the judges. They've all sent gifts. Hello. Barzini's dead. So is Philip Tattaglia. I also don't believe in drugs. Ty, get rid of the band, too. Don't look nobody directly in the eye, but you don't look away either. I can't go either, Sal. I didn't hear that part. I'm sure she didn't either. The man is mean and careless. Awful tired now, boss. Me too, John. You'll die too. We know people too. I don't know the steps. Neither do I. Just go with it. Uh-huh. Don't think. I make my own luck. So do I. She's not on the starboard side either. We're running out of time. Take this run. Yeah. Now bring in your oars over there. And tie these two boats together as well. What's the use? Nobody's listening to us anyway. Well, they don't listen to us at dinner either. Come on, let's play. Keep us warm. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 Ben İngilizce bilirim, Andy de bilir cümlesini zaten to ile yapmamız istenmiş. To'yu bu durumda cümlenin en sonunda kullanacağız. I know English, Andy does too. Cümlemiz geniş zamanda olduğu için yardımcı fiil olarak öznemizde tekil olduğundan does'ı seçtik. İkincide ise aynı cümleyi so ile birleştirmemiz isteniyor. Bu durumda sanki soru cümlesiymiş gibi cümleye so ile başlamamız gerekecekti. I know English, so does Andy. Mary araba süremez, Linda da süremez cümlesini either ile yapmamız istenmiş.
either tıpkı to gibi kullanıyorduk ve cümlenin sonuna getiriyorduk. Mary can't drive a car, Linda can't either. Şimdi de aynı cümleyi neither ile yapacağız. Neither yapısı da so kullanımı gibiydi. Cümleye neither ile başlıyorduk. Mary can't drive a car, neither can Linda. Yarın partiye gideceğim, Jeff de gidecek. Yine to ile birleştirmemiz istenilmiş. I'll go to the party tomorrow. Jeff will too. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.